Güzel Sanatlar bölüm mezunuyum. Ciddi anlamda gezdiğim ilk sergi Şükrü Ertürk'ün gravür sergisiydi. Sergiye girerken bize bir takım büyüteçler falan dağıtılmıştı. Bu çok etkilemişti beni çünkü çok detaysal küçük çalışmaları görme fırsatım olmuştu. Bu bende bir etki yaptı ister istemez. Sonra bunun üzerine biraz araştırmalar yapmaya çalıştım. Gravür tarzı, tarihi yapıyı en güzel yansıtan bir tarz olarak görüyorum ben. Dokusal farklılığı verebildiğimiz zaman aslında gravür gibi oluyor. 1700-1800'lü yıllarda şehir belgeleri, kıyafetler, işte bir Van Mor'un Osmanlı kıyafetleri, işte Melling'in İstanbul çizimleri, bunlar aslında tarihi belge. Bu kadar uzun süre saklanabilmesinin özelliği de metale, ahşaba, taşa kazıma yapmışlar. Dönemin matbaa tekniği gibi düşünebiliriz. Yani bunlardan baskı olarak yapılmış. Çizen eldir. Yani bir dijital çizim de yapsak sonuçta biz orada kalem kullanıyoruz ve elimizle çiziyoruz. O yüzden geleneksele bağlı kalıp günümüz teknolojik aletlere de bunu uyarlamayı bilirsek güzel şeyler ortaya çıkartabiliyoruz. İstanbul'u ben şöyle görüyorum, yani kapısı açık bir altın kafes olarak görüyorum, yani İstanbul hayranı olarak. Çizmekle belki ömrümün yetmeyeceği yerler var. İşte Topkapı Sarayı'dır, Eminönü'dür, Ortaköy Camii'dir. Daha doğrusu zaten en çok beni etkileyen şeyler değil mi? Camilerini çok uzun yıllar çizdim. Ayasofya çok etkilendim çünkü yaşadığımız dönemde buranın tekrar cami olarak açılması her zaman denk gelmeyecek bir olaydır. Özveriyle çizmeye çalıştım. Yetkililer de çizimimi sosyal medyada paylaşımından görmüşler, değerlendirdiler. Bu konuda bizi seçmelerde tabii haliyle fazlasıyla onur etmiştir.